Vatana kurban olana kurban olayım kampanyası kapsamında kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kentteki ruhsatlı kesim noktalarından bir tanesi olan Karaağaç Besi Çiftliği'nde kesilen kurbanlıkların karkas etleri ise şehit ailelerinin evlerine kadar götürüldü. Çiftlik sahibi Cem Pakar'da ise Şehit Aileleri Derneği ile ortak bir projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 6 seneden beri burada kurban kesiyoruz. Aynı zamanda Kesimhanemiz Tarım İl Müdürlüğü tarafından ruhsatlıdır her sene olduğu gibi. Denetlemelerini falan yapıyorlar. İşte dün geldiler. Burada hayvanlarımızı denetlediler. Hayvanların herhangi bir sağlık problemi olup olmadığına baktılar. Gerekli şartları yerine getirdik. Bugün de bekliyoruz. Bugün de gelecekler. İşte bir elektrik kesintisi oldu. Bir sıkıntı yaşadık. Hallettik onu da Allah'ın izniyle. Şu an bir sıkıntı yok. Yani kurbanlık alırken yani şimdi herkesin bütçesine göre de hayvanın bir tüy yapısına, gözüne, sağlığına bakmaları önemli. Zaten sağlıksız hayvan kendini belli ediyor. Onlara dikkat etmeli lazım. Bir de anlayan biriyle gidip almaları tabii daha güzel olur. Ben 6 yıldan beri bu işi yapıyorum. 4 seneden beri de kurbanlık kesiyoruz burada. 4 seneden beri de kesimhanemiz ruhsatlı. Şu an Tarım İl Müdürlüğü de bu kaçak kesim olaylarına falan bayağı bir önem vermeye başladı. İşte bizim burada mescidimize kadar hepsi mevcut. Zaten Tarım İl Müdürlüğü bunları istiyor. Şehit ailelerimize sabahleyin bir 9 tane kestik. İşte yarın bir 9 tane yine hayvan keseceğiz şehit ailelerine. Allah razı olsun işte duyarlı vatandaşlar zarfın içine yapacakları bağışı koyuyorlar. Biz de o bağışa göre, paraya göre onları hayvan kesiyoruz. Buradan da ikiye bölüp şehit ailelerine gönderiyoruz. Bayramın birinci günü olmasına rağmen kurban satışının devam ettiği pazarlarda ise halen yoğunluk yaşanıyor. Kurbanlıklarını alanlar ise ruhsatlı kesim noktalarında sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Kurallar çerçevesinde, hijyenik bir biçimde o gerekliliğini yerine getiriyor. İşletme sahipleri de sağ olsunlar. Biz de dediğim gibi o maksatla buradayız. Bayram hakkında öncelikle tüm başta Edirne'de yaşayan insanlar ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Nice bayramlara kavuşmak dileğiyle diyelim. O şekilde dediğim gibi kurban vazifesini yerine getirmek maksadıyla buradayız. O şekilde nice sağlıklı bayramları diliyorum tüm söylediğim gibi tekrar tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol yavrum, sizleri de nice bayramlar. Şükürler, kurban kestiriyorsunuz. Şükürler olsun, kestiriyoruz. Şimdi çok farklı, şimdi bayram diye bir şey yok. Kurbanını kesen bayram mı bayram? Bizim zamanımızda bayram vardı. Çoluk, çocuk, cıvıl cıvıl. Şimdi nerede o bayramlar?